Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir Perşembe günü diliyorum. Güne başlarken global piyasalarda daha sakin ve hafif bir kar realizasyonunun olduğunu görüyoruz. Oldukça iyimser bir haftaya başlangıç yapmıştık biliyorsunuz. Amerikan enflasyon verileriyle birlikte ufak bir risk rallisi yaşamıştık. ABD 10 yıllıklarının 4.50'nin altında 4.40'a kadar gerilediğini, altında 1940'lar dolarlara kadar gerilediği bir haftanın sonuna doğru gelmeye başlıyoruz. Aslında önemli olaylar oluyor. Neler oluyor? Başka işte dediğim gibi bu ABD enflasyon verileri ve önümüzdeki yılki Fed'in faiz indirimleri fiyatlaması piyasalarda çok hızlı ve sert oluyor. Bunun bir kısmı işte bugün gördüğümüz gibi bazı kar realizasyonlarıyla geri alınabiliyor. Dün global jeopolitik anlamda aslında önemli bir gündü. Nedir diye sorarsanız ABD Başkanı ve Çin Başkanı uzun zaman sonra tekrar görüştüler ve aslında ufak da olsa pozitif mesajlar verdiler. Uzun zamandır biliyorsunuz özellikle Trump zamanında beri ABD ve Çin arasında ki gerginlik özellikle ticari ve ekonomik konularda yükseliyordu. Pozitif mesajlar önemli önümüzdeki döneme ait. Bunun tabii ki gündelik piyasalara yansıması hemen beklenmez ama oradaki gerginliklerin azalması da özellikle global ticaret açısından önemli. Başka baktığımızda Uzak Doğu'da Çin'in son aylardaki demir cevheri rallisini biraz daha soğutmak için bir takım önlemler alabileceği haberleri üzerine demir cevherinde bir %3'lük bir gerileme var Singapur piyasalarında. Baktığımızda bu sene içinde demir cevheri yaklaşık işte 95 dolarlarda en düşük gördüğü Mayıs ayında 123 dolara kadar çıkmıştı. Bunun etkilerini biraz soğutabilmek için arada sırada Çin hükümetinin bu tip açıklamaları oluyor. Bunun da işte günlük bazda ya da haftalık bazda bazen demir çelik hisselerine, şirket hisselerine etkisini görüyoruz ama açıkçası baktığımızda da demir çelik sektöründe buna yönelik fiyatlarda bir iyileşme olmadığı için cevher bazlı tahminlere bet edenlerin çok fazla kazanç sağlayamadığını görüyoruz. Türkiye'ye geri döndüğümüzde piyasa zayıf olmaya devam ediyor aslında. Tüm bir takım rakamsal gelişmelere baktığımızda benim biraz daha kuvvetli olmasını beklerdim. CDS'ler 357'ye geriledi. En son ne zaman buralarda diye dersek 2021'in açıkçası Mart ayına geri döneceğim. Çünkü Mart ayı enteresan bir aydı. Naci Ağbal'ın görevden alınmadan önce Türkiye'nin CDS seviyeleri 300'ler seviyesindeydi. Hatta kısa bir süre için 300'ün de altına inmişti. Sonra Naci Ağbal görevden alındıktan sonra 480'e çıktı. O gün bugündür de çok fazla açıkçası o 350 seviyesinin altına gelmedi. Genel olarak tüm gelişmekte olan ülke piyasaları CDS'lerinde bir iyileşme var. Dün grupta paylaştım. Brezilya'da da özellikle ciddi bir iyileşme var. Brezilya'nın CDS'i neredeyse bizim yarımız seviyesi 159'larda. Açıkçası bir ilginin olduğunu ben söyleyebilirim. Brezilya varlıklarındaki fiyatlamalar bunu gösteriyor. Biz de henüz o ilgiyi görmedik maalesef. Ama açıkçası CDS'lerin 350'nin altına gelebileceğini ben düşünüyorum. Çünkü genel olarak baktığımızda sağ taraftaki sıkılaşma iyi gidiyor. Dün de Ekim ayı bütçe rakamları geldi. Bütçe
Bütçe rakamları enteresan. Şöyle bahsedeyim size. Ekim ayında 95,5 milyar TL bir açık verildi. Baktığımızda Ocak-Ekim açığı 608 milyar TL. Hani bunun neresi iyi haber diyeceksiniz. Orta vadeli planda Eylül başında açıklanan rakam sene için 1.6 trilyon. Yani son iki ayda 1 trilyon daha açık vereceğiz. Ama nereden açık vereceğiz onu açıkçası ben de bilemiyorum. Yani bu gidişatla böyle bir şeyin olması çok zor gibi gözüküyor. Ekim ayında da BOTAŞ'a bir 16 milyar TL'lik bir transfer olmuş. Sene başından beri 62 milyarlık bir transfer. BOTAŞ bir kara delik çünkü Türkiye'de doğal gaz sübvanse ediliyor. İşte bu ancak transferler olduğunda biz bu şeyin boyutunu tam olarak anlıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Net bir resim değil orada ama belki bu iki sene önce bizi şaşırtan ve işte Rusya'ya ödememiz gereken ama ödemesi geciktirilen 20 milyar doların bir kısmı önümüzdeki yani Kasım ve Aralık aylarında ödenecek olabilir. Açık ancak öyle çok daha yükseğe çıkabilir diye düşünüyorum. Orta vadeli planda hem bu senenin hem de gelecek sene %6'lar civarında bütçe açığının gayri safi milli açığa oranı. Niye bütçe açığı önemli? Çünkü iki tane temel baktığımız makro dengede konu var. Birisi para politikası, ikincisi de bütçe disiplini. Para politikası ekonominin yavaşlaması ve soğuması konusundaki adımlar için önemli ve dövizin hareketleri açısından da çok yakından takip ediyoruz. Bütçe açığı da önemli. Neden? Çünkü sonuçta bu bütçe açığı bir şekilde finanse edilmek zorunda kalıyor. Yurt dışından çok ciddi bir şekilde bir finansman olmadığı için yurt içinde daha çok açık yarattığınızda daha fazla borçlanmak zorunda kalıyorsunuz. Bu borçlanmayı kimler yapıyorlar? Bankalar alıyorlar tabii ki. Bankalarda bu borçlanmayı alabilmek için daha az riskli, eğer getirisi de yüksekse ki şimdi %30'ların üzerine çıktığı için bankalar için de cazip olmaya başladı bu tahvilleri almak. Kredi vermekten daha iyi bir alternatif gibi gözüküyor. Kredi büyümeyince, kredi piyasada ulaşım zor olduğunda da ekonomi daha da yavaşlama riskine giriyor. Ama dediğim gibi bu acı reçeteler, ki bu tarif ettiğim şey olur, bizim enflasyonu düşürmemiz açısından gerekli dinamikler açıkçası. Benim gördüğüm genel başlıklar böyle. Dediğim gibi maalesef hani benim tahminimden biraz daha zayıf gidiyor piyasa. Bankalarda hafta başından beri biraz yabancı alışı var ama önemli miktarda değil o kadar. Ama ben bu CDS rakamlarıyla biraz daha ilginin yavaş yavaş belki sene başından sonra olacaktır. Çünkü büyük fonların çoğu pozisyondan yeni pozisyon almak için artık Kasım ortasından sonra fazla adım atmazlar. Bu seneki performanslarını koruyabilmek için yeni pozisyonlar bu dengeleri korumaya devam ederse biz Ocak başından sonra açılmaya başlayabilir. O yüzden sene sonuna kadar global bir rally yaşamazsak biz de bu 7.400-8.000 aralığı arasında gidip gelmeye devam ederiz diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerimiz kadar. Hepinize iyi günler. Merhaba, herkese günaydın. Sabancı Holding İştiraki Enerjisi Üretim'in genel müdürünün bir açıklaması vardı dün. Şirket halinde, talep halinde yurt içi veya yurt dışında şirkete halka arz edebilecek şekilde hazırladıklarını söyledi. Enerjisi Üretim'in genel müdürü. Ama kararın tabii ki istedarın olduğunu söyledi bu arada. Yani bu enerji üretimiyle ilgili halka arz açıkçası gündeme sürekli gelen, uzun yıllardır gelen bir konu. Ancak tabii yurt dışında talep koşulları çok iyi olmadığı için ve yani oldukça büyük bir halka arz olduğu için bizim yaptığımız hesaba göre şirketin şu anda değeri 80 milyar TL civarında. Talep iyi olmadığı için, koşullar yetersiz olduğu için ertelenen bir süreçti sürekli. Hani şu anda hala
yurt dışı bir kıpırdanma var ama çok ciddi bir yurt dışı talebi de yok gibi. O açıdan belli bir zaman da vermemişler ama benim anladığım herhalde 2024 için bir hazırlık var şu anda. Bu arada enerjiyle alakası yok bunun. Enerji hisseleri dağıtım tarafı, dağıtım şirketi enerji üretimde üretim. Ama dün enerji hisseleri de çok yükseldi. Sanırım yanlış anlaşılma oldu haberle alakalı. Onu ayırmak gerekiyor. Bu üretim tarafı ve dün kazanç olarak da Sabancı hisselerinde %4 artılar gördük. Hisseler onunla etkilendi bu haberden. Dediğim gibi yani her sene hemen hemen yani bir kere bu şekilde bir haber çıkar açıkçası. Hani üretim tarafı halka açılabilir gibi. Ama koşullar yetersiz olduğu için yurt dışı tarafı özellikle ertelenen bir süreçti. Yine bir hani zamanlamadan bahsedilmemiş burada. Hazırlık yapılıyor gibi bir açıklama var. O açıdan yani dün de %4 yükseldiği için açıkçası yani çok bir etkisi olmayabilir. Ama bizim çok beğendiğimiz bir hisse o ayrı. Hani çok iyi bir kere açıkladı 3. çeyrekte Sabancı. 17 milyar kar geldi. Beklenti 12 milyar civarındaydı. İşleri iyi gidiyor. Çok ucuz. O açıdan da baktığımızda çok beğendiğimiz bir hisse. Hatta en beğendiğimiz ilk 5 hisse arasında. İlk 7 hisse arasında. Ama dediğim gibi bu haberin yani etkisi çok uzun süreli olmayabilir açıkçası. Ben de birkaç şey ekleyeyim. Piyasa hala sindirme çabasında. Tabii haber akışı oluyor işte yargı konusu yani Gazze konusu. Ama şu anda anlaşılan o ki faizlere göre bir adaptasyon süreci. Bu süreçte de açıkçası enerji topluyor. CDS'lerin geldiği yer zaten risk algısının azaldığını gösteriyor. Her ne kadar jeopolitik konularda yine böyle tansiyon zaman zaman çıkıyor gibi olsa da. O nedenle şimdi biraz ileriyi görme zamanı, hazırlık yapma zamanı. Biz ısrarla işte şoku ülkeye söylüyoruz ama hala ciddi bir baskı var özellikle şok üzerinde. Bu da enerji birikimi olarak yorumluyorum. Çünkü gerçekten hem çarpan olarak hem şey olarak ucuz görüyorum net bir şekilde. Öte yandan işte Sabancı'yı zaten söyledi Umut. Orada biraz tabii ki şeye de bakmak gerekir. Yani benzer şirketlerde yükselme eğilimi falan olabiliyor tabii ki. O da biraz destekliyor. Ama şimdi en azından çalışmalar belli noktaya geldiyse bizim zaten beğendiğimiz Sabancı için biraz katalizör olma şeyi var, ihtimali var. Öte yandan emtialarda yine Tüpraş'ı ön plana çıkarılabilir. Turkcell yine söylenebilir. Yani burada diyorum ya günlük hareketler çok zorlaştı. Zaten performans gösteren hisselere bakarsanız onlarda da şimdilik yani işte Eczacı Burcu grubu hisselerinde görüyoruz ama yani belli bir şeye dayandıramıyoruz. Ya da işte enerji şirketi ki birkaç geçen hafta da bahsetmiştik Arese diye. Doğu Aras bir enerji dağıtım şirketi. O mesela oraya bizim de ilgimiz oldu. Piyasanın da bence ilgisi oldu. Biraz anlamak adına çünkü gerçek anlamda sürpriz oldu. Ama dediğim gibi bu tip hisselere bakıyor olacağız. Ama bizim ana eksenimizde yine en beğendiğimiz hisseler tarafında şimdilik gitmekte fayda var. Ve bu özellikle kredili işlemler. Bunlar faizlerin yükselmesi, bu tip şeylerin etkisi piyasa üzerinde ne kadar daha devam eder? Bunu gerçekten zaman zaman kestirmek zor ama tek bildiğimiz şey bu şirketlerde, bizim özellikle beğendiğimiz şirketlerde ciddi bir yukarı potansiyel 50, 60, 70 hatta 80 potansiyeller görüyoruz. Şimdilik bu şekilde devam ediyoruz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.